Para Ajansı'ndan merhabalar efendim. Bugün 19 Şubat Pazartesi, 2024 yılının ikinci ayındayız. Haftaya başladık. Yeni bir haftada neler oluyor? Ekonomi ve finans dünyasına ilişkin önemli gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Ben Özlem Çamoğlu, paraajansı.com.tr internet sitemiz ve Para Ajansı YouTube adresimizle birlikte. Neler var bu haftaya yansıyan? Bakalım hemen. Bir yılda %3082 kazandıran gıda şirketi enerji şirketi oluyor. Başlığıyla yer almış. Bir yılda yatırımcılarının yüzünü güldüren gıda şirketinden kamuoyu aydınlatma platformuna dikkat çekici bir açıklama geldi. Yılda 3082 kazandıran şirket enerji şirketi oluyor. Tetemat Gıda'dan bahsediyoruz. Sıklıkla Tetemat Gıda'nın haberlerini de borsadaki seyrini de paylaşıyoruz sizlerle. Geçtiğimiz yılda müthiş bir getiriyle yatırımcılarına %3082 kar elde ettirmişti Tetemat Gıda. Bugün de tavan oldu. Ve Borsa İstanbul'un kapanmasının ardından bu akşam saatlerinde kamuoyu aydınlatma platformuna bir açıklamada bulundu. Tetemat Gıda Yatırımları AŞ kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı bildirimde esas sözleşme değişikliği ve değişiklik nedeniyle ayrılma hakkında açıklama yaptı. Bakacak olursak kapa yapılan açıklamaya şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek şirketimizin esas sözleşmesinin enerji şirketi olacak şekilde tamamen tadil edilmesine bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'yla Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir şeklinde ez cümle başında da bahsettiğimiz gibi Tetemat Gıda bir gıda şirketi ancak enerji şirketine dönüşümü konusunda bir açıklama yaptı kamuoyu aydınlatma platformuna. İlerleyen günlerde tabii ki takip ederiz Tetemat Gıda'nın akıbetini. İşlem onaylandıktan sonra da şirketin isminin Laydiya Yeşil Enerji Kaynakları AŞ olacağı yönünde bilgi var. Yine detaylı açıklamalarda verilmiş pay sahiplerine en kısa zamanda payları da dağıtılacaktır şeklinde de bir bildiri durumu mevcut. Ve haftanın ilk gününün ardından sat sinyali veren hisseler, onlara da bir bakalım. Borsa İstanbul haftaya kapanışının ardından 12 indikatöre göre bu hisseler sat sinyali veriyor. Hangi hisselerden bahsediyoruz? Onun öncesinde sat sinyali bir hisse senedinin ve diğer finansal araçların satılması gerektiğini tabii ki karşımıza çıkıyor. En çok sat sinyali veren hisselere bakacak olursak birkaç tanesine bakalım. EuroPower var. Ülker, Astor, yine Sven, Euron ve diğer hisselerinde sat sinyalinde olduğunu görmek mümkün. Tabii ki bu tür öneriler doğrultusunda herhangi bir yatırımcıların zor durumda kalmaması adına sat sinyali verilen hisseleri söylemiş olduk. Bir diğer taraftan al sinyali veren hisseler de var. Onlar neler? Yine bakalım. Borsada göstergelerin al sinyali vermesi de hisse senedi, endeks veya döviz çifti finans hareketlerinin analiz edilerek değer kazanabileceğini önerilen bir işaret aynı zamanda. Al sinyali genellikle bir veya daha fazla teknik göstergenin belirli bir finansal enstrüman için yükseliş eğilimi gösterdiği durumu ifade ediyor. En çok al sinyali veren hisseye de bakacak olursak burada yine belirtilmiş. Bakalım. Otkar yine al sinyali veren hisselerde Yıldız Pazar'daki kodlarıyla söylemek gerekirse KCAER, Alark, Zoren, Akbank, Garanti de yine al sinyali veren hisseler yanı sıra Migros, Tüpraş'ı da görmek mümkün. Al sinyali olan hisseler arasında. Tabii ki çeşitli değerlendirmeler sonucunda yatırımcılara yol haritası belirlemesi açısından al sat sinyalleri dikkate alınabiliyor. Ve bugünkü günlük yoruma da bakalım. BIST endeksi günlük değerlendirilmesi 19 Şubat 2024 tarihi için endeks performansı BIST endeksi %0,58'lik bir düşüşle günü 9.196,41 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 9.173, en yüksek 9.404 puan arasında dalgalandı endeks. Önceki gün kapanışın
Kapanışını da 53,95 puan altında kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 298,01 dolar olarak kaydedilmiş oldu. Sektörel ve ulusal endekslerin durumuna bakacak olursak, borsada işlem gören sektörel ve ulusal endekslerin 11'i yükselişle günü tamamladı. 54'ü düşüşle sonlandırdı. En büyük artışı 1,69 ile BIST Menkul Kıymetler Endeksi yaşadı. En büyük düşüşü ise %3,42'lik kayıpla BIST Denizli Endeksi yaşadı. Genel olarak bugünlük tablo böyleydi. Bedelsiz mi geliyor inşaat devi %500 sermaye tavan artırımı yapıyor. Bir diğer haberin başlığı Tekart İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar AŞ tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan bildirimde kayıtlı sermaye tavan artırımı hakkında açıklama yapıldı. Detaylara bakalım. Tekart Ticaret Turizm Sanayi Yatırımlar AŞ 19 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında önemli bir karar aldı. Toplantıda şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinde yapılan değişiklikle kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi konusu ele alındı. Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan değişiklikle Tekart İnşaat'ın kayıtlı sermayesi 1 milyar 500 milyon TL'ye yükseltilmiş oldu. Bu artışla birlikte ve her biri bir kere itibari değerde 150 milyar hamiline yazılı paya bölünmüştür şeklinde de yine bir açıklama mevcut. Ve haftalardır düşüşte olan metal hissesi Birleşik Krallık'ta iş anlaşması imzaladı. Bir diğer haberin başlığıydı bu da. 4 haftadır düşüşte olan Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ 19 Şubat 2024 tarihinde kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı bildirimle Birleşik Krallık'ta önemli bir iş anlaşması imzaladığını duyurdu. Şirket 9 Şubat 2024 ve 15 Şubat 2024 tarihlerinde galvanizli tel siparişi aldığını ve sipariş bedellerinin toplamının 557.055 İngiliz sterlini olduğunu açıkladı. Siparişlerin üretim ve sevkiyat işlemlerinin Mart ayında başlayıp Nisan 2024 tarihinde tamamlanmasını planladığını da belirtti aynı zamanda BMS Birleşik Metal Sanayi. Bir kap açıklaması var aynı zamanda. Anlaşmanın şirketin uluslararası alanda güçlü iş ilişkileri kurma ve genişletme stratejisinin bir parçası olarak da değerlendiriliyor. Kap açıklaması da tabii ki durumu detaylarıyla açıklamış şekilde parajans.com.tr internet sitemiz. Oradan da detayları inceleyebilirsiniz. Ve devam edelim. Alves halka arz tarihini açıkladı. Kaç lot başvuralım? Yine Feriha Bahçıvan'ın kaleminden çıkmış inceleme sonucu yapılan bir haber. Alves kablo halka arz oluyor. Halka arz tarihi belli oldu. Şirketin onaylı izahnamesi borsa yatırımcılarına açıklandı. Alves halka arzı 22-23 Şubat Perşembe ve Cuma günlerinde yapılacak. Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ katılım endeksine uygun görünüyor. Halka arz tarihi ise 22-23 Şubat Perşembe Cuma 10:30-11 saatleri arası. Çok kısa bir zaman diliminde ancak 2 gün olmak üzere halka arz tarihleri mevcut. Halka arz fiyatı ise 19,45 TL olacak. Halka arz şekli birincil piyasadan satışa sunulacak. Normal hisse alır gibi alış girilebilecek. Halka arz tipi bireysele eşit dağılım şeklinde. Yine yatırımcıların sevdiği bir uygulama bu da. Halka arz miktarı ise 40 milyon lot. Sermaye artırımı 32 milyon lot yurt içi bireysel yatırımcıya, 8 milyon lotsa yurt içi kurumsal yatırımcıya şeklinde olacak. Halka arz büyüklüğü ise 778 milyon TL. Fiyat istikrarı sağlayan işlemler 5 iş günü boyunca geri alım taahhütü bulunuyor. Halka arz kullanım yerleri ise ihracata yönelik üretim kapasitesinin arttırılması için makine ve teknolojik yatırımların yapılması şeklinde açıklanmış. İşletme sermayesi ihtiyacı yine %30 ila %35 görünüyor. Finansal borçların ödenmesi de yine %30 ila %35 bandında görünüyor. Alves kablo önümüzdeki günlerde yani bu hafta Perşembe ve Cuma günleri tekraren hatırlatmış olalım. Saat 10:30 ile 11 saatleri arasında halka arz olacak. Fiyat 19,45 TL. Yatırımcılara duyurmuş olalım bu bilgiyi de. Paraajansı.com.tr internet sitemiz, Para Ajansı'nda YouTube adresimiz. Sizleri güncel gelişmelerden haberdar ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.